Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere LWC'de kullandığımız inputlar için kullandığımız handler'ları single olarak yani tek handler'la birkaç input'u nasıl kontrol ederiz onu göstereceğim. Yani biliyorsunuz normalde birkaç input'umuz varsa bu input'lar için biz tek tek handler yapıyorduk. Bugün ise sizlere bunu if else'i kullanarak tek input'la nasıl yapılır, tek handler'la nasıl yapılır onu göstereceğim. İki input'umuz olacak ve bu input'u tek handler'la kontrol etmeye çalışacağım. Yani oradaki değerleri tek handler'la almış olacağız. İsterseniz çok vakit harcamadan bir komponent oluşturarak başlayalım. Full name adıyla bir komponent oluşturuyorum arkadaşlar. Daha sonra HTML kısımda iki tane Lightning input oluşturuyorum. Daha önce oluşturmuştuk. Hatırlarsanız Lightning input oluşturuyorum. Bunun label'ını first name olarak değiştiriyorum. Bir de name koyuyorum. Bunun bir adı var. Bu input'un bir adı var. Bunun adını da first name olarak koyuyorum. Şu şekilde. On change diyorum. Daha önce yapmıştık. On change içine şöyle name handler koyuyorum. Evet arkadaşlar, daha önce de aynı şekilde yapmıştık. Şimdi biliyorsunuz süslü parantez olması gerekiyor. Onları değiştirelim. Şimdi bu input'u alacağız. Tekrarlayacağız. Bir de last name için yapacağız. Kopyalıyorum. First name'i last name yapıyorum. Bunun adını unique olması lazım. Adını değiştiriyorum. First name yerine last name yapıyorum. Ama aynı handler'ı kullanıyorum. Zaten konumuz bu. Aynı handler'ı kullanarak buralardan nasıl değer alabilirim onu çalışacağız. Gördüğünüz gibi handler'ı değiştirmiyorum. Daha sonra aldığım sonucu da arkadaşlar şurada göstermek istiyorum. Buraya full name diyorum. Öncelikle first name'i alıyorum. Sonra bir boşluk bırakarak last name'i yazıyorum. Basitçe böyle first name, last name'i yan yana getirmek kolay. Bu şekilde gösteriyoruz. Çünkü asıl hedefimiz tek handler'la her iki input'tan da değer alabilmek. Bunu if else'la yapacağız. Şimdi göreceğiz. CS'i açıyorum. Öncelikle first name ve last name şeklinde iki tane değişken belirliyorum. Bunu da daha önce yapmıştık. Daha sonra şimdi handler'ımızı kullanıyoruz. Handler'ımız neydi? Bakalım alalım. Kopyalayıp alabilirsiniz. İçine event'i geçelim. Daha sonra şimdi burada if else kullanarak bazı şartlara göre biz event target value'yi farklı input'lardan alacağız. Öncelikle şöyle yapalım. Madem şunu biliyoruz. Event nokta target nokta value'nin ne anlama geldiğini biliyoruz. Bunun anlamı inputların içindeki değerler. Hangi handler kullanıyorsanız o inputun içindeki değeri alıyor. Şu buna eşitliyor. Biz bunu ne yapıyorduk? Biz bunu this nokta first name ya da this nokta last name olarak eşitliyorduk. Ama şimdi bizde tek handler var ve ayrı ayrı iki tane değişken var. Hangisini eşitleyeceğiz? Öncelikle şuradaki değeri başka bir değere eşitleyelim. Const diyoruz. Ve onu başka bir değere eşitliyoruz. Bunun adına da field diyelim. Bu şekilde eşitliyorum arkadaşlar. Daha sonra if else ile buradaki değeri ben şartlara göre ya first name'i ya da last name'i eşitleyeceğim. If else ile şöyle diyoruz. Eğer bizim field şeyle aynıysa, 3 tane equal sign kullanabilirsiniz. Tam anlamıyla birebir aynı anlamına geliyor.
Field eğer şuradaki bizim birinci input'un içindeki first name'e eşitse, o zaman biz şu yukarıdaki değeri this nokta first name'e eşitleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. First name'e ne eşitleyeceğiz buna? Event nokta target nokta value'yu buna eşitleyeceğiz. Ama neydi? Eğer bizim birinci input'un adı ne? First name. Eğer field first name'e eşitse biz bunu buna eşitliyoruz. Hayır, değilse else diyoruz. Else if kullanabilirsin. Çünkü birden fazla olabilir, ikiden fazla da olabilir. Eğer field first name değil de last name'e eşitse o zaman biz input'tan aldığımız değeri last name'e eşitliyoruz. Assign yapıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde assign etmiş olduk. Yaptığımız şey bu. Tekrar ediyorum. Öncelikle 3 eşittirin anlamını bilmek lazım. 2 eşittir. 3 eşittir olunca şöyleydi. Aynı türü de aynı olacak. Yazılımı da aynı olacak. Birebir aynı olacak. Birebir aynı olması gerekiyor. Bizim buradan aldığımız field, şuradan aldığımız field. Eğer first name ise şuysa, first name ise o zaman first name'i eşitleyecek. Hayır, first name değil de last name ise o zaman da last name'i eşitleyecek. Bu şekilde tag handler kullanarak ayrı ayrı değişkenlere eşitleyebiliriz. Yani aldığımız değerleri ayrı ayrı değişkenlere eşitleyebiliyoruz. Bu şekilde. İsterseniz bunu biz tiplo yapalım ve görelim. Burayı true yapıyoruz. Hatırlayalım. Daha sonra target elementini girerek içine target elementini giriyorum. Lightning app page diyorum. Ve şu anda deploy edilmeye hazır. Deploy edelim, görelim arkadaşlar. Evet, custom komponentlere gelelim. Full name'i bulalım. Full name burada. Onu buraya koyuyorum. Save diyorum. Sonra geri gelip bir deneyelim. Oluyor mu, olmuyor mu? Şimdi first name'i ben Ahmet yazıyorum. Evet, bir hatayla karşılaştık, görüyorsunuz. Eğer hatalı yaptıysanız böyle bir sonuç çıkabiliyor. Biz hatamız ne, ona bakalım. Kaydettik. Kaydetmede problem yok. Bir yerde bir problem var. Onu bulalım. Lightning App. Burada zaten problem yok. Çünkü deploy yaptı ve kullanıma sundu. Burayı kapatıyorum. Full name'e bakalım önce. First name, last name. Her şey doğru mu, yazık, ona bakalım. First name, last name. Name handler. Name handler. Tamam. Bunlar da doğru. Aynısı. Burada problem yok. O zaman burada problem olabilir. Her şeye bakalım arkadaşlar. First name, last name. Tamam. Name handler. Doğru. Event. Const'a eşitledik. Bunun adını field koyduk. Event nokta target nokta value değil. Bak, buraya yanlış yazdım. Name'den alması gerekiyor. Yani değerini değil de name'ini alıyoruz. Şuradan. Şunun name'ini alıyoruz. Eğer bunun name'i first name ise o zaman buna eşitleyecek. Hayır, last name ise buna eşitleyecek. Bu şekilde. Şuradan aldığımız şey bize şu şekilde gelebilir. İki değeri var. Ya last name olarak gelir ya da first name olarak gelir. O size kalmış. Hangisini dolduruyorsanız oradan onu tanıyor. Eğer last name'e girmişseniz o zaman onu last name'e eşitliyor. First name'e girmişseniz o zaman da onu first name'e eşitliyor. Bu şekilde çalışan bir program. İsterseniz tekrar deploy yapalım. Biraz zaman alıyor. Refresh yapınca da hemen gelmiyor. Bir bakalım. Evet, daha gelmedi. O zaman edit yapalım. Şuradan edit yaparak daha hızlı oluyor. Edit yapıyorum. Sonra save yapıyorum. Eğer deploy olmuşsa hata vermemesi lazım. Deploy olmuş mu, ona bakalım. Name dedik. First name, tamam. Burada problem gözükmüyor. Bunun tamamını deploy yapalım.
Tekrar gelip edit yapalım. Biraz yorucu oluyor ama yapacak bir şey yok. Save yapıp geri gidiyorum. Aynı hatayı alıyorum. Ya bir eksik bir şey var ya da daha deploy etmemiş olabilir. Bir yerde bir hata var. Hala bir hatamız var. Onu bulalım. Ondan sonra düzeltelim. Evet. Bir yerde bir hatamız var. Bakıyorum. Field eşittir last name. Field eşittir first name. Burada problem yok. Const tamam. Bir hata göremiyorum ama event nokta target nokta value tamam. List nokta last name eşittir tamam. Event'imizi girdik. Şöyle bir problemimiz var. Bunların string olduğu için string'in içinde olması gerekiyor. Bunu unutmuşuz. Bunları yapalım. Tekrar deploy yapıyorum. Çünkü aldığımız değerler sonuçta string. Ya bir değişken değil. Ben değişken olarak işletmişim. Orada yanlış yapmışım. Problem değil. Hatamızı gördük, düzelttik. Şimdi tekrar deploy yaptık ve şu anda sonucuna bakıyoruz. Evet, şu anda hata vermiyor. Ahmet yazıyorum. Alıyor. Buraya Mehmet yazsanız almıyor. Gördüğünüz gibi burada problem var. Tekrar bakalım. Ahmet. Burada problem yok. İkinciye bakıyorum. Mehmet yazıyorum. Evet, burada problem var. Onu düzeltelim. First name, last name. Evet. First name, last name. Bakıyorum burada. First name, last name. Bunları aynı mı yazdım bakayım. Last name, first name. Tamam. Eğer first name ise bunu alıyor. Burada problem yok. Şuradaki last name'i küçük yazmışım. Bunu büyük yapalım. Evet, küçük küçük problemler bizi bazen uğraştırıyor ama problem değil. Öğrenmek iyidir. Şimdi yazalım. Ahmet yazıyorum. Problem yok. Köse yazıyorum. Problem yok. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Yani siz isterseniz 3 tane bile alabilirsiniz. Bu şekilde. İsterseniz 3.'ü de ekleyelim. Buraya yeni bir input yapıyorum. Buna da name'ine title diyorum. Buraya da title diyelim. Title. Name handler. Buna da name handler diyorum. Bunu değiştirmiyorum. Tek olarak kullanacağım. İkinci bir paragraf yapalım. Ona da I am. Buraya title yazalım. Title da buraya gelsin. Bunu kaydediyorum. Full name'e geliyorum. Burada tekrar else if kullanacağız. Kopyalayıp bir alabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde else if. Eğer field name title'a eşitse o zaman da burada oluşturacağımız üçüncü bir değişkeni eşitleyeceğiz. List title diyeceğiz. Eşittir event nokta target nokta value. Value buna eşitleyeceğiz bu kez. Eğer tabii ki bizim buradaki aldığımız name'imiz title ise şöyle title yazalım. Çünkü ya last name ya first name ya da title olabiliyor. Bu şekilde yaptıktan sonra isterseniz deploy yapalım. Ve tekrar edit yapalım. Save diyorum. Geri geliyorum. Evet. Şimdi yazalım. Diyelim ki first name Engin diyorum. Geldi. Last name'i Bastırk yazıyorum. Geldi. Title'a Salesforce Developer yazıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tag handler'la bütün inputlardan değerleri aldım. Tek tek gösterdim. Öyle tek 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 yapabilirsiniz. Ayrı ayrı da yapabilirsiniz ama bu şekilde yapıldığını da size göstermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.